Dostlar merhaba, ben Eyüp Hoca. Dersime hoş geldiniz. Edebiyat konu tekrar testlerine devam ediyoruz sevgili dostlarım. İkinci dönem Tanzimat Edebiyatı ile ilgili güzel sorular çözeceğiz. PDF ve Word belgesi yine açıklamalar kısmında ücretsiz bir şekilde yer alacak. Haydi dilerseniz hemen başlayalım. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Şu kalemin rengini müsaadenizle bir değiştireyim. Evet, sanırım oldu. Kimmiş? Edebiyatımızda şair-i azam olarak tanınan sanatçı. Şair-i azam aslında cevabı bulduk. Fakat devam edelim. Klasik edebiyat kültürüyle yetişmesine rağmen Şinasi Namık Kemal okumaya başladıktan sonra divan şiirinin biçimsel özelliklerinden bütünüyle sıyrılmıştır. Batı şiirindeki yenilikleri Türk şiirine uygulamış, divan şiirinin nazım şekilleriyle kafiye düzenini kullanmıştır sadece. Yani divan şiirinin o kalıntılarını ortadan kaldıran adamdan bahsediyoruz, dikkat. Sahra şiiriyle Batılı Türk şiirinde tabiat tasvirlerinin ilk örneklerini vermiş, yani ilk pastoral şiiri yazmış. Hayat, ölüm, insanlık, tabiat gibi konuları işlemiş. Tezat sanatını çok iyi kullanmış. Tezatlar şairi olarak bilinir dostlar. Farklı duyguları aynı anda yansıtmaya çalışmış. Tiyatro alanında da önemli eserler vermiş. Ancak bunlarda sahne tekniğinden uzak, ağır bir dil kullanmıştır. Niye? Çünkü onun tiyatroları oynanmak için değil, okunmak içindir. Tiyatro türündeki ilk denemesini Macerayı Aşk adlı eserle yapmış. İslam tarihiyle ilgili egzotik konuları işlemiştir bu eserinde. Evet, bize Abdülhakamit Tarhan lazım değil mi? Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olacaktı. Peki devam. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Nokta nokta 1886'da yazılmış ancak daha sonra yayınlanabilmiştir. Edebiyatımızda alafranga züppe tipiyle alay eden, Türkiye'nin batılılaşma serüveninde önemli bir problem olan kültür yozlaşmasını hikaye eden ilginç bir romandır. Konuyu aynı bakış açısıyla işlemesi bakımından Ahmet Ted Efendi'nin Nokta Nokta romanıyla benzerlik taşır. İkinci dönemde bu konuyu ele alan eserin adı neydi dostlar? Araba sevdası değil mi? Batılılaşmayı arabaya binmek, araba süslü arabalarla gezmek zanneden bir tip eleştiriliyordu dostlar. Ha bu arada bir araba sevdası daha vardı değil mi? Şunu silelim hemen. Şu, evet. Araba sevdası hangi eserle benzerlik gösteriyor? Ahmet Ted Efendi'nin Felatun Beyler Rakım Efendi. Ha Dürdane Hanım da Ahmet Ted Efendi'ndir ama burada yanlış batılılaşma konusu işlenmemiştir. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi Abdülhakamit Tarhan'ın tiyatrolarından biri değildir? Şimdi baktığımızda Finten, Nesteren, Eşber, Liberte bunlar Abdülhakamit Tarhan'ındır ancak Ateşpare, Şerare, Firuzan bunlar Muallim Naci'nin eseridir. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olacaktı. Peki devam. Bu parçada özetlenen roman aşağıdakilerden hangisidir? Edebiyatımızda realist, naturalist çizgiler taşıyan roman türünde yazılmış bir eser. Eserin mekanı Antalya'nın Kaş ilçesinin Beymeli köyüdür. Bütün mal varlığı babadan kalma 12 dönümlük tarlası olan bir adamın hikayesidir. Karısı ölmüş ve kızıyla yalnız yaşayan yoksul bir köylü. Tek ideali bir çift öküze sahip olmaktır. İhtiyaç olduğunda öküzleri imamdan kiralamaktadır. Kızını imamın kayınpederine vererek öküzleri bedava kullanmanın düşlerini kurmaktadır. Ancak adamın başkasıyla evlenmesi üzerine hayal kırıklığına uğrar. Kızını başkasına verir, kendi de tefeden borç alarak aldığı öküzlerin parasını öder, işlerini yoluna koyar. Aslında daha girişte yani şurada cevap geldi. Antalya'nın Kaş ilçesi, naturalist çizgiler vesaire. Evet, Nabizade Nazım'ın yazdığı Karabibik edebiyatımızdaki ilk köy romanıdır. İlk naturalist çizgileri taşıyan romandır. Unutmayalım. Peki devam. Numaralanmış yargılardan hangileri birinci ve ikinci dönem Tanzimat Edebiyatı'nın ortak özelliğidir? Divan edebiyatını eleştirerek batılı bir edebiyat oluşturmaya amaçlama ikisinde de var. Şiirde estetik ve güzelliği ön plana çıkararak toplum sorunlarından uzak bireysel bir edebiyat oluşturma sadece ikide var. Divan şiirinde bulunmayan ve Fransız ihtilalinden sonra dünyaya yayılan vatan, millet, özgürlük gibi kavramları şiirde kullanma sadece birde var. Dilde sadeleşme anlayışını benimseme ve edebi dil ile konuşma dili arasındaki ikiliği ortadan kaldırma bu sadece birde var. Şiirde aruz ölçüsünü kullanma ve konu birliğini sağlama yani bütün güzelliği evet bu ikisinde de var. Dolayısıyla bizim biri ve beşi almamız lazım.
Neredesin sen 1 ve 5? Şıklara koymasan Eyüp Efendi böyle olur değil mi? Ortak özellik arıyorduk. Evet, 1 ve 5 şıklarda yok. Muhtemelen şu C şıkkını yanlış yazdım. Şu 1 olacaktı dostlar. Peki devam. Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı ile ikinci dönem Tanzimat edebiyatı arasındaki ortak özelliktir? Divan edebiyatı, ikinci dönem Tanzimat. Batıdan alınan nazım şekillerini kullanma, bu sadece Tanzimat'ta. Sanatı toplumsal faydadan uzak, bireysel anlayışla yapmak, evet hem divanda var hem Tanzimat'ın ikinci döneminde vardır. Tamam. Kafiyenin göz için olduğu anlayışını benimseme sadece divanda vardır. Şiirde parça güzelliğine dikkat etme sadece divanda vardır. Dilde sadeleşme anlayışını benimseme ne divanda var ne ikinci dönem Tanzimat'ta vardır değil mi? Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacaktı. Evet. Yedinci soru. Boş bırakılan yerlere ne gelmelidir? Çerkezle beraber bulunan ve çok iri cüsseli olan bu adam. Hacı Ömer adında bir esirciydi. Esir deyince hemen aklımıza bir sergüzeşt Dilber geldi değil mi? Devam edelim. İnsan ticaretinin duygusuz kalbine verdiği merhametsizlik, kalbinin o büyük yuvarlak gözlerini aksettirdiği bir nevi vahşilik tesiriyle içinde bulunduğu insanlığın hususi çıkarlarından başka bir kısmının başına gelen bu felaketten üzülmez. Bir şarkıcının sesiyle bir kızın ağlaması arasında ayrım yapmazdı. Esirci Hacı Ömer'in tasvir edildiği bu parça esaret temasının işlendiği, bak Dilber'i de verdi şurada değil mi? Sergüzeşt Sami Paşazade Sezai'nin eseri realizme geçişi sağlayan eserdir. İlk realist eser Araba Sevdası'dır, unutmayalım. Evet, Recaizade Mahmut Ekrem'le ilgili hangisi söylenemez? Birçok alanda eser vermiş, Servet Fünun Edebiyatı'nın oluşmasına önemli rol oynamıştır. Evet, özellikle öğrencisi Tevfik Fikret değil mi? Sanatta güzellik ilkesine bağlı kalmış, her güzel şey şiirin konusu olabilir diyerek Tanzimat şiirinin konusunu genişletmiştir. Doğru. Toplumsal bir anlayışta eser yazmış, gazeteyi de bunun için önemli bir araç olarak görmüştür. Yanlış. İkinci dönem sanatçıları toplumsal konulu eserler ortaya koymamıştır. İlk realist roman Araba Sevdası'nı yazmış ve şiirde kulak için kafiye anlayışını benimsemiş. Doğru. Eski yeni edebiyat tartışmalarının merkezinde yer almış. Özellikle Muallim Naci ile bu anlamda ciddi tartışmalar yapmış. Yeni edebiyatı savunmuştur. Peki bu parçada sözü edilen sanatçı kim ola ki? Tanzimat döneminde eski şiirin temsilcisi olarak tanınan şairin batılı tarzda yazmış olduğu şiirleri de vardır. Eski şiirin temsilcisi Muallim, böyle eski bir ismi var, bak dikkat edin değil mi? Divan şiirini iyi bilen ve ona kuvvetle hakim olan sanatçı adını daha çok Recaizade Mahmut Ekrem'le yaptığı tartışmalarla duyurdu. Evet, muhallebeci Naci gel buraya. Dilin sadeleşmesi gerektiğini savundu ve bu konuyu eserlerinde de dikkat etti. Evet, Doğu Edebiyatı'nı savunur ama Tanzimatçılardan daha güzel bir Türkçesi, daha sade bir Türkçesi vardır. Arzu Türkçe'yi başarıyla uygulamış, daha sonra Tevfik Fikret'e ve Mehmet Akif Ersoy'a da örnek olmuştur. İlk köy şiirini de kaleme almış, Köylü Kızların Şarkısı, unutmayalım. Peki, 10. soru. Bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Nokta nokta kıskançlık teması üzerine kurulmuş bir romandır. Kıskançlık teması. Bunu gördünüz mü? Bilin ki Nabizade Nazım'ın Zehra adlı romanından bahsediyordur. Romanın baş kahramanı olan kadının olaylar karşısında takındığı tutum ve kıskançlık krizleriyle ilgili bu eser edebiyatımızdaki ilk güçlü psikolojik roman denemesidir dostlar, unutmayalım. İlk psikolojik roman biliyorsunuz Eylül'dür. Tanzimat ikinci dönem şiiriyle ilgili hangisi söylenemez? Sanatçılar şiirlerini sanat için sanat anlayışıyla kaleme almışlardır. Doğru bir ifade. Şiirde divan edebiyatı nazım şekilleri terk edilmeye, yeni nazım şekilleri kullanmaya başlanmıştır. Doğru. Şiirde realizmin yanında Fransız edebiyatının etkisiyle sembolizm akımı etkili olmuştur. Realizm şiirde miydi? Hayır, romandaydı. Şiirde romantizm, parnasizm gibi akımlar etkiliydi ama realizm düz yazı akımıdır. Dikkat! Şiirin konusu genişletilmiş, dilse gittikçe ağırlaşmıştır. Doğru. Sanatçılar şiirde kafiyenin kulak için olduğu görüşünü savunmuştur. Doğru bir ifade. Peki, 12. soru. Bu parçada Sami Paşazade Sezai'nin aşağıdaki eserlerden hangisiyle ilgili bilgi verilmemiştir? Şimdi bir bakalım. Tanzimat döneminin tanınmış roman ve hikayecilerinden Sami Paşazade Sezai bu türde başarılı eserler vermiş ve Fransız realistlerinden etkilenmiştir. Sanatçı ilk romanında Dilber adlı esir kız ile çalıştığı evin oğlu olan Celal Bey arasındaki aşkı anlatmış. Hangi eserdir o? Sergüzeşt.
Yazar ayrıca batılı tarzda yazdığı hikayelerini, yani küçük şeyler, başka bir kitapta toplamıştır. Bu eserinde Alfonso Daudet'in etkisinde kalmıştır. Sanatçının bir piyesi, şiir. Mensur şiirlerini ve hatıralarını topladığı kitabı İclal, yeğeninin adıdır ve orada anılarına yer verir dostlar. 14 yaşında ölen yeğeni. Kitabı da vardır. Rumuzlu Edep nedir? Orada daha ziyade gezi yazısı, gözlemler vesaire o tip bilgiler yer alır. Dolayısıyla yukarıda bahsedilen eserlerden biri değildir dostlar. Peki 13. soru. Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? İkinci dönem sanatçılarından Abdülhakamit'in pek çok tiyatrosu sahnelenir ve sanatçı tiyatro yoluyla toplumsal sorunlara çözümler sunar. Yalan söylüyorsun. Evet. Abdülhakamit'in böyle bir derdi yoktur. Bir. İkincisi, yazdığı tiyatrolar sahne tekniğine uygun değildir. Yani çok başarılı bir tiyatrocudur ama yazdığı eserler okunmak içindir. Sahnede oynanmak için değildir. İkinci dönem Tanzimat romanında realizmin etkisi kendini gösterir ve sanatçılar birinci döneme göre daha başarılı romanlar ortaya koyar. Doğru bir ifade. İkinci Tanzimat dönemi sanatçıları siyasetle uğraşmaz ve toplum sorunlarından uzak bireysel edebiyat oluştururlar. Doğru. Recaizade Mahmut Ekrem Zemzeme adlı kitabının ön sözünde şiirle ilgili görüşlerini açıklar. Doğru. İlk köy romanı olarak kabul edilen Karabibik'te Nabizade Nazım naturalist ve realist etkiler gösterir. Bunlardan etkilenmiştir. Doğru ifadedir efendim. Haydi devam. Aşağıda verilen Tanzimat Edebiyatı'nın birinci ve ikinci dönemine ilişkin karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır? Tanzimat'ın birinci döneminde dilde sadeleşme savunulmuş, ikinci dönemde ise böyle bir düşünce dile getirilmemiştir. Doğru. Her iki dönemde de batıdan alınan öykü, roman ve tiyatro gibi türlerde yapıtlar ortaya konmuştur. Doğru. Tanzimat'ın birinci döneminde realizm, ikinci döneminde romantizm akımının etkisi tam tersi olmalı değil mi? İlk dönemde romantizm, ikinci dönemde nesirde realizm. Evet. Her iki dönemde de divan edebiyatı şiir geleneğinden belli ölçüde yararlanılmıştır. Doğru. Tanzimat'ın birinci döneminde sanat toplum için, ikinci dönemde ise sanat sanat içindir. Doğru. Evet, 15. soru. Tanzimat ikinci dönem sanatçılarından nokta nokta göz için kafiye görüşünü savunurken nokta nokta kulak için kafiye görüşünü savunmuştur. Tartışma konusu abes ve muktebes sözcüklerinin eski yazıda birbiriyle kafiyeli olup olmadığı. Kimdi bu kavgayı yapan dostlar? Baktığımız zaman evet Muallim Naci Recaizade Mahmut Ekrem. Muallim Naci kafiyeyi göz için savunur. Recaizade Mahmut Ekrem kulak için savunur. Dolayısıyla aralarında bununla ilgili bir tartışma ortaya çıkar. O tartışmanın adı da abes muktebes kavgasıdır dostlar. Evet 16. soru. Yukarıda verilenlerden hangisi divan edebiyatıyla ikinci dönem Tanzimat Edebiyatı'nın ortak özelliği olarak gösterilebilir? Batı edebiyatından etkilenme sadece Tanzimat'ta var. Genel olarak bireysel konuları işleme ikisinde de var. Göz için kafiye anlayışı sadece divanda var. Şiirde konu birliğine önem verme sadece Tanzimat'ta var. Dilde sadeleşmeyi amaçlama ikisinde de yok. Haliyle cevabımız Bursa olacaktı. Evet 17. soru. Bu cümledeki bilgi yanlışı hangisinde belirtilmiştir? Realist bir romancı olan Recaizade Mahmut Ekrem Sergüzeşt adlı romanında olmadı. Sami Paşazade Sezai'nin de o eser. Esir ticaretinin toplumu açtığı falan filan. Sergüzeşt adlı yapıt roman değil öyküdür. Geç. Recaizade Mahmut Ekrem realist değil romantiktir. Geç. Sergüzeşt romanının kahramanı Dilber. Geç. Sergüzeşt romanının konusu geçelim. Sergüzeşt romanı Recaizade'nin değil Sami Paşazade Sezai'nindir. Evet yanlışlık ancak bununla giderilebilirdi. 18. Bu cümlede yapıtı anılmayan sanatçı Tarık. Eşber, Zeynep, Fintem böyle kadın adı, erkek adı gibi isimler sıralanıyorsa bil ki Abdülhakamit'in tiyatrolarından bahsediliyordur. Sergüzeşt, evet Sami Paşazade Sezai, Karabibik, evet Nabizade Nazım, Zemzeme Recaizade, Zemzeme oradaki Z benzerliğinden hatırla, Muallim Naci ile karıştırma, onunki demdemeydi. Muhallebeci Naci dükkanında demleme çay içer, tamam demdemeyi oradan hatırla. Evet 19. soru. Bu parçada boş bırakılan yerlere ne getirilmelidir? Nokta nokta adını 1880'den sonra duyurmuş ve kısa zamanda meşhur olmuştur. Bunda şiirdeki eski yeni çatışmasında eski edebiyat taraftarlarının önderi olmasında payı büyüktür. Eski edebiyatı savunan kimdi? Muallim Naci'ydi değil mi? Şunları bir eleyelim.
Cevap geldi zaten. Bu konuyla ilgili eleştirilerini Demdeme adlı yapıtında toplamıştır. Divan şiirini iyi bilen sanatçı, batılı tarzda da şiirler yazmış. Ateşpare, Firuzan şiirlerinin yer aldığı yapıtlarından bazılarıdır. Evet, cevabımız Denizli olacaktı. Evet, 20. soru. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir? Nokta nokta. Roman, öykü, şiir gibi yazınsal türlerde yapıtlar vermiştir. Üç oğlunun özellikle de çok sevdiği Nijad'ın ölümünden duyduğu acıyı dile getirdiği şiirlerinde daha çok hüzünlü ve karamsar duyguları işlemiş. Recaizade, cenaze demiştik değil mi? Bu çağrışımla hatırlayın demiştik. Evet, dolayısıyla cevap geldi aslında. Divan edebiyatı geleneğini savunan Muallim Naci ile arkadaşlarıyla girdiği edebiyat tartışmalarıyla Servet-i Fünun edebiyatının oluşmasına ortam hazırlamıştır. Evet, cevabımız E şıkkı olacaktı. Haydi uyuma, devam ediyoruz. Bu parçada boş bırakılan yerlerine gelecek. Türk edebiyatında realizm ve naturalizmin öncülerinden kabul edilen naturalizm dediği zaman hemen bizim Nabizade Nazım'ı bulmamız lazım. Evet, daha çok romanlarıyla tanınmıştır. Karabibik adlı romanıyla İstanbul sınırlarını aşıp Anadolu'ya açılmış. Bu romanında kahramanların yöresel konuşmalarına da yer vermiş. Zehra adlı romanında da kıskançlık konusunu ele almış. Psikolojik öğelere ağırlık vermiştir. Evet, cevabımız A şıkkı olacaktı. Peki 22. soru. Bu parçada tanıtılan sanatçı kimdir? Türk şiirine yeni bir anlayış getirerek onu divan şiiri biçimlerinden ve kalıplarından kurtarmış. Ona batılı nitelik kazandırmış. Eşi Fatma Hanım'ın ölümü üzerine yazdığı Makber tanınmış şiirlerinden biridir. Bu romantik adam ölen 8. karısı üzerine Makber adlı şiiri yazmış. Peki devam. Şiir dışında tiyatro alanında birçok yapıt ortaya koymuş. Ancak tiyatroları sahne tekniklerine uygun olmadığından oynanmak için değil, okunmak için yazılmış gibidir. Evet, Abdülhakamit Tarhan'dan bahsediyor. Zaten Tanzimat döneminde ölüm denirse bir Recaizade vardır. Cenaze Recaizade. Bir de Abdülhak, Hakk'ın rahmetine kavuşmak, bu vardır. Biri ölen karısı için, aha bu yakışıklı. Diğeri ölen oğlu için, garibim. Recaizade Mahmut Ekrem. Peki. Bitmiş. Diğer teste kaldı aklım. 25 soru var diye düşünüyordum. Böylece soru çözümünde sonuna gelmiş olduk. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. En güzel üniversiteler sizlerin olsun diyorum. Hoşça kalın.